Öncelikle hepinize merhaba. Ben Gizem Dursun. Annem Raziye. Çınar. Kendisi annem olur. Ve bu konuyla ilgili şunu söylemek için geldim. İşte senin kız olduğunu bilmiyoruz. Ya da birçok açıklama geliyor. Neden hastanede yanında değildi? Neden öyleydi? Nasıl oldu? Neden vefat etti? Annem 3 sene önce aslında kanser hastalığına yakalanıyor. Rahim kanseri. Ve biz bunu maalesef geç öğrendik. 21 Mayıs 2020 saat 2.30-3 civarı annemi kaybettik. Videonun çekilme şekli, evet, bize yardım eden bir kadın, Berin Güner, bize annemi hastaneye ulaştırdı. Annem bizi hatırlamadığı için, anneanneme dahi beynine sıçradığı için kanser, anneanneme de şiddet gösterdi. Yani saçını başını yolmaya çalıştı, vurmaya çalıştı. Doktorlar dedi ki böyle olmayacak, biz sizi alamayız. Yanına ben de gidemedim. Annem vefat etmeden 2 gün önce görebildim sadece. O da camdan, gizli bir şekilde. Doktorlar izin vermiyordu çünkü yanına girmemize. Kolları bağlı bir şekilde annem artık yatağa bağlamıştı yani doktorlarına. Ve videonun neden paylaşılmasını istemiyorum bu şekilde. Video zaten olay o şekilde değil. Videoyu kesmişler, editlemişler. Ve videonun devamında dediğim gibi. Annem vefat etmiyor. O video 18 Nisan'da çekiliyor. Ve ayrıca de neden istemiyorum? Benim annem kapalı bir insandı. Bugüne kadar kalkıp da hiçbir tanımadığı insanın yanında, biliyorsunuz ki kapalı olarak bir erkeğin yanında saçınızın telini gösteremezsiniz. Annem de kapalı bir insan olduğu için videoda biliyorsunuz ki kafası açık, mahremi yerleri belli oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Ne ailem ne ben. Videoyu çeken kişi kesinlikle teyzem değil. Annem tek kız çocuğu. 5 tane de dayım var. Ve benim en küçük kız kardeşimden en büyüğüne kadar biz 4 kardeşiz. En büyükleri benim. Hepimiz bu videoyu gördüğümüzde canımız yanıyor. Canımız hep yanacak. Bana diyorsunuz ki videoları işte TikTok'ta video çekiyorsun, Instagram açmışsın şöyle böyle. Arkadaşlar hayat bir yerden sonra devam etmek zorunda. Evet ben acımı yaşıyorum ama bırakın da ben yaşayayım. İnsanlar gördüğü zaman, o halini ben annemin bir yerlerde gördüğüm zaman acım 1000 kat daha fazla oluyor. Konu adli işlem ya da başka bir şey değil. Annem bana hep derdi ki, bu hayatı 5 dakikan varmış gibi yaşa kızım. 5 dakika sonra ne olacağını bilmeden yaşa. Ve ben babasını doğurdum. Annem bizi o şekilde büyüttü. Biz böyle gördük. Hani bunu paylaşmanız doğru değil. Bana yazanlar oluyor, test edenler oluyor ama doğru değil. Ben annemi o şekilde görmek zorunda değilim. Ya da en küçük kız kardeşimi o şekilde görmek zorunda değilim. Aynı şey sizin başınıza gelse, aynısını siz de yaparsınız. O yüzden lütfen videoları kaldırın. Biz sosyal medyada görmek zorunda değiliz. Benim hayatım bir yerden sonra devam ediyor. Ben acımı yaşarım, yaşadım. Ama bunu size anlatamam. Bir şeyleri yaşamak için illa aynısını yaşıyor olmanız gerekmiyor. Evet ama anne çok farklı bir şey. Bu başka bir arkadaşımın başına gelse aynı şekilde davranırım.